Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bu dersimizde nesne yönelimli programlama dillerinin en önemli özelliklerinden biri olan kalıtım, İngilizce karşılığı olarak inheritance kavramının ne olduğunu öğreneceğiz. Öncelikle bu konuya Java dilinde geçmeden önce şöyle gerçek hayatta bir örnekle bunu anlatmaya çalışalım mantığını öğrenmek adına. Şimdi ben size üstün resim yeteneğimi kullanarak bunu anlatayım. Burada bir tane babamız var. Burada da bir tane hanım ablamız var diyelim. Şimdi bunlar ne yaptı? Mutlu bir yuva kurdular ve sevgilerin ürünü olarak bir tane çocuk dünyaya geldi. Şimdi bu çocuk dünyaya geldiğinde anne babaya benzesin benzemesin ne olacaktır arkadaşlar? İlla ki en azından DNA kodu olarak anne ve babadaki bazı özellikler kalıtım yoluyla bu çocuğa geçecektir. Genellikle neler verilir? İşte saç rengi, göz rengi vesaire. Anne ve babadaki görünüşte olabilir gizli, DNA'sında gizli kalmış özellikler olur. Bu çocuğa aktarılır, değil mi? Peki şöyle bir şey olabilir mi? Anne baba 1.60 boyundadır ama çocuk 1.90 çıkar. Yani bu da olabilir. Yani anne babada olup da çocukta olmayacak bazı özellikler de olabilir. Ama yine dediğimiz gibi bu çocuğun anne ve babadan bazı özellikleri miras aldığı gerçeğini değiştirmez. Daha sonra bizim çocuğumuz ne olur? Büyür, kocaman bir adam olur. Ve daha sonra bu da bir şekilde evlilik kurarak bir çocuk da bundan geldi diyelim. Şimdi aslında dolaylı olarak bu anne babadaki bu özellikler torunlarına da bir şekilde aktarılmıştır bu çocuk sayesinde. Ama burayı şöyle ayrı bir bütün olarak ele alırsanız burada da bu çocuğun özellikleri kendi çocuğuna aktarılmıştır. Gerçek hayatta böyle bir örnek. Şimdi burada ise Java dilinde de buna benzer yapıyı biz oluşturabiliyoruz. Burada anne baba yani ebeveyn dediklerimiz bizim üst sınıfımız. Çocuk ise alt sınıf oluyor. Alt sınıf. Onun çocuğu da bu alt sınıfın alt sınıfı. Altın alt. Ayrıca buradaki alt sınıf bu üst sınıfın da tabii ki de alt sınıfı oluyor. İşte biz buradaki anne babaya üst sınıf yani süper sınıf derken bunları ise alt sınıf diyoruz. Ve burada kalıtımı kullanarak biz üst sınıftaki bazı özellikleri alt sınıflara geçirebiliyoruz. Umarım burası anlaşılmıştır. Peki nasıl yapıyoruz bunu veya ne gibi durumlarda yapmalıyız? Şimdi bir tane sınıf oluşturdunuz ve bu sınıfta mesela ne olabilir? Şimdi bir kare olduğunu düşünün, bir de elimizde dikdörtgen olduğunu düşünün. Bunlara bakarsanız aslında her ikisinde de en ve boy oran bilgileri vardır, değil mi? Ama kareyi dikdörtgenden ayıran özellik nedir? En bilgisinin boy bilgisine eşit olduğu şekilleri biz kare diyoruz. Farklı olursa dikdörtgen diyoruz. Diyoruz ki yani o zaman ben bu iki sınıfı ve kare ve dikdörtgen de iki tane sınıf tanımlasam her ikisinde de en ve boy bilgisini tutacağım, değil mi? Hani herhangi bir farklılık yok. İkisinin alan hesabı da aynı. İkisi de sonuçta enle boyun çarpımı. Karede en ve boy eşit olduğu için a kare deriz. Bunda ise a çarpı b deriz. O zaman bakın bu iki özellik diyorum ki bir üst sınıfta toplansaydı, atıyorum şekil diye bir sınıfa ben en ve boy bilgilerini girseydim. Yarın öbür gün bir kare isimli bir sınıf oluşturduğumda bunu sıfırdan yazmak yerine oluşturduğum o şekil sınıfından kalıtabilir, türetebilirdim. Bu sayede ne olurdu? Bir kere sınıf yazdıktan sonra kare sınıfını hiçbir kod yazmadan sadece onu üst sınıftan türeterek aslında kare sınıfımı da elde etmiş olurdum. Aynı şekilde dikdörtgen sınıfımı da elde etmiş olurdum diyorum. Bu sayede ne olacaktır? Bizim yazdığımız kod sayısı minimum seviyeye düşecektir. Ayrıca sınıflarım arasındaki ilişkiyi de ben bir şekilde göstermiş olacaktım. Yani şimdi burada şekil diye bir üst sınıf yaptıysam eğer ve bunu kareyi de bundan türettiysem bu ne demektir? Demek ki kare aslında bir şekildir. Aynı şekilde dikdörtgen de bir şekildir. Şekil dediğimiz burada nedir aslında? Geometrik şekildir. Şimdi bunu bir de şöyle anlatalım. O zaman benim bir tane üst sınıfım var. Bunun içinde bir tane alt sınıf yaptım. Yani şu mavi alanı pembeden türettim. Bunun da kendi içinde bir tane alt sınıfı var. Bu da nedir? Bu sarıyı bu maviden türettim demektir.
O zaman diyorum ki şu dikdörtgende tanımlı olan bütün özellikler şu mavi ve sarıda da geçerlidir. Yani bunda tanımladığınız her türlü değişken, her türlü metot buralarda da kullanılacaktır. Peki mavide türettiğim şeyler sadece maviye özgüdür ve sarıya özgüdür. Pembedeki özellikler buna geçmiştir ama mavideki özellikler pembe tarafından bilinmez. Bunun dünyası apayrı. Ama bundaki oluşturduğum her şey de sarı tarafından bilinir. İşte arkadaşlar buradaki bu pembe alan hepsinin üst sınıfı, mavi alan alt sınıf. Bu da altın altı diyebileceğimiz bir sınıftır. Peki Java'da biz bu olayı nasıl yapıyoruz? Kullanacağımız anahtar kelime extends. Extend demek bir sınıfı diğerinden kalıttığınızın ifadesidir. Java'da aslında oluşturduğunuz her sınıf object isimli bir sınıftan türetiliyor. Tabii ki de kodumuzda biz bunu görmüyoruz. Şimdi şurada anlattıklarımızı şöyle hafiften bir koda dökelim. Şunları sildim. Gelelim buraya. Bakın şunu diyorum. Burada bir tane main diye bir sınıf tanımlanmış ya. Sınıflar nelerdi arkadaşlar? Bizim aslında kendi oluşturduğumuz veri tipleriydi. Buradaki main sınıfı aslında diyorum ki extends object. Bakın bunu yazdığımda herhangi bir sorun falan da çıkmadı. Çünkü zaten bu aslında burada var ama gizli tutuluyor. Java bunu otomatik olarak bizim yerimize yapıyor. Burada göreceğiniz bu object ki ne demektir aslında Türkçesi de? Nesne demektir. Nesne yönelimli programlama diyoruz değil mi her seferinde? Buradaki bu obje sınıfından türetilmiştir ve bu sınıfın bütün özellikleri aslında benim oluşturacağım sınıfta da vardır. ToString dediğimde mesela aslında bu ToString sınıfı obje sınıfında var olan bir metottur ve ben bunu direkt olarak main metodumda kullanabilirim. Size inanmıyoruz hocam ispatlayın derseniz de şuradaki sınıfa şöyle kontrol tuşuyla tıkladığınızda bakın object sınıfı buymuş ve oluşturulacak her türlü sınıfta kullanılacak metotlar aslında burada tanımlı. Şimdi burada şöyle bir araştırırsak gördüğünüz gibi toString isimli metot burada ve ne diyor? Yani şu an anlayacağımız bir şey demiyor ama bunun da ne olduğunu zaten anlatacağız. Şu an için çok daha detaya inmeye gerek yok. Peki, demin anlattığımız örneği yapalım. Bunun için geldim package'ımın üstüne yeni bir Java sınıfı dedim ve buna geometrik şekil ismini taktım. Bu sınıfı oluşturmamla aslında ben ne yapmış oldum? Bazı primitif tiplerden veya başka bir sınıfları içeren bir veri tipi oluşturmuş oluyorum ben bu şekilde. Diyorum ki bunun içinde private integer n diye bir değişken olur. Private integer boy diye bir değişken olacak. Buraya geldim getter ve setter'lar için sağ tıkladım generate dedim ve bu ikisinin getter'ını setter'ını oluşturdum. Bir de demin de anlatmıştık toString bakın burada da geldi. Ben bunu herhangi bir şekilde extend etmesem de ne demiştim? Her sınıf aslında hiçbir şey yazılmadıysa bile object sınıfından türetilmiştir, kalıtılmıştır. Yani bu object sınıfı ana babaysa bu onun çocuğudur arkadaşlar. Ve her bir sınıfta toString diye bir metot aslında hali hazırda bulunur. Bu ne işe yarar? Sizin oluşturduğunuz sınıfı string bir ifadeyle göstermeye yarar. Ne demek bu? Sen burada n ile boy diye değişkenler tanımladın. Bunu kullanıcıya hani girilen n bilgisi bu, boy bilgisi bu diye göstermek isteyebilirsin. O zaman bunu kullan demek oluyor aslında. Diyelim ki n bilgisi 2 nokta diyelim, artı diyelim. Ne olsun? Bu sınıftaki n artı diyorum boy bilgisi artı dedim. Buraya da bu sınıftaki boyu göster diyelim. Evet. Şu an için bunlar yeterli geometrik şekilli. Sonra dedim ki bana bir tane de kare diye bir sınıf lazım. Tamam. Bu kare sınıfında ne var? N ve boy bilgisi var aslında değil mi? Ama nedir? İkisi de birbirine eşit için eşit olduğundan biz sürekli mesela karenin çevresini bulurken 4 çarpı A deriz. Veya karenin alanını bulurken A çarpı A deriz. Aslında orada çarptığımız o A'lar birbirine eşit olduğu için A çarpı A'dır. Normalde N ile boyunu çarptığımız bir şeydir. Yani bakın burada kullandığım N ve boy bilgisi aslında karede de var. O zaman ben buraya gidip de yeni Java sınıfı kare deyip
Buraya gidip de tekrardan private, işte integer n, private integer boy diye tanımlamalar yapmak zorunda değilim. Tabii ki de yapabilirim ama bu ne yapacaktır? Benim gereksiz yere kod yazmama sebep olacaktır. Kaldı ki şöyle şeyler düşünün. Mesela adam n ve boyunu buradaki set metotlarıyla alıyorduk ya, siz burada bir sürü kontrol yazdınız, bir şeyler yaptınız. Hani kullanıcının yanlış veri girmesini engelleyecek bir sürü yapı kurdunuz. Bunları karede de yapmak zorundasınız. Bu da ne olacaktır? Hani copy paste de yaparız hocam, ne olacak demeyi diye düşünmeyin. Kodunuzu gereksiz yere karmaşıklaştıracak. Ayrıca sizin de harcadığınız vakti çalacaktır. Ben diyorum ki bunlar zaten burada varsa ve de benim kare sınıfım en nihayetinde bir geometrik şekilse, bu bunun anası babası olarak düşünelim. O zaman geliyorum buraya. Extends diyorum. Yani ben bu kare sınıfını bir şeyden türeteceğim. Bu bir şeyin alt sınıfı. Neyin alt sınıfı? Geometrik şeklin alt sınıfı. Bunu yazdığınızda artık geometrik şeklin içinde bulunan bütün public elemanlara siz burada erişebileceksiniz. Mesela ben geometrik şekilde en ve boy yazmışım. Buradan buraya erişebilir miyim? En diyorum, herhangi bir şey gelmiyor. Boy diyorum, herhangi bir şey gelmiyor. Neden? Çünkü ben bunları private tanımlamışım. Private anahtar kelimesi ne işe yarıyordu? Tanımladığınız değişkeni ya da metodu sadece o sınıfa özgü yapıyordu. Bundan herhangi bir şey de türetseniz onlar buraya erişemiyordu. Yani bunlar buraya özel, bu sınıfa özel yapılar. Ama bakın buradaki bütün getter ve setter metotlarım hep public. Public olması demek bunların her sınıftan üretilebilmesi demek. Buraya geldim mesela, dedim ki ben karede yani öyle bir şey olmaz aslında da, mesela set n ve boy metotları geldi. Set n dediğimde burayı bu sınıfa özgü bir şekilde düzenleyebilirim. Mesela karede n'i atarken işte n'i 2 ile çarpıp ata gibi ifadeler yazabilirim. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim başka bir nokta da var. Set n dediğimde bakın burada herhangi bir ifade yokken burada şöyle bir annotation diyoruz biz bunlara. Editörümüzün kendi işlerini kolaylaştırmak için veya kullanıcıya uyarı vermek için kullandığı yapılar bunlar. Override edilmiş. Override ne demek? Bir sınıfın bir üst sınıfında bulunan metodu, ki kendisi burada burası. Aynı ifadeyi, aynı isim ve aynı parametrelerle kendi içinde gerçekleştirmesi demek. Mesela ben burada, yani en güzel örneği burada aslında toString de verebiliriz. toString diyorum. Biz buradaki toString de ne demiştik? N bilgisiyle boy bilgisini yaz. Ama karede n ile boyu ayrı ayrı yazdırmama gerek yok. Değil mi? Hani kareye özgü bir şeyi burada yazabilirim. Burada diyebilirim ki karenin bir kenarı, sonuçta bütün kenarları birbirine eşit olduğu için ne diyebiliriz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dis dediğim zaman, dis ne demek? Bu sınıf, yani bu kare sınıfındaki get deyip en ya da boy, sonuçta ikisi de birbirine eşit olacağı için atıyorum boyu alabilirim. Ne yapmış oldum böylece? Şimdi burada da toString var, burada da toString var ama ikisine de farklı ifadeler yazıp farklı farklı sonuçlar döndürdüm. İşte bu durumda gerçek örneğimizde nedir? Çocuğun, anne babanın kısa boylu olup çocuğun uzun boylu olması demektir. Hani tamam sen bunu geometrik şekilden türettin ama bundan illaki farklılıkları olacaktır. Atıyorum toString metoduyla ben bu farklılığı ortaya koydum. Ama her iki sınıfta da toString metodu olduğu için buradaki sınıfı, buradaki metodu ezmiş oluyorum. Override üzerine yazmış oluyorum. Anlaşıldı inşallah. Hani buraya yazdım bu ifadeyi, eziyorum ve artık ekranda bu değil, burası çalıştırılacak diyorum toString metodu çalıştırıldığında. İlk halini şurayı şöyle kopyalayalım. Eğer siz bunu yazmasaydınız ne olacaktı? Bu burada değil de pardon, şöyle yapalım. toString diyelim şuraya bir daha. toString. Siz eğer bu sınıfa özel bir toString metodu yazmasaydınız, bakın ne diyor? Süper nokta toString. Ne demiştik? Anne babamız bizim süper, yani üst sınıf oluyordu. Üst sınıftaki toString metodunu çalıştır demek. Üst sınıftaki toString metodunda ne var? Bu ifade var.
Sen kare sınıfı da oluştursan demek ki ekrana bu yazılacakmış. Ama diyorum ki hayır, benim kare sınıfımda bana özel bir yapı olacak. TuSetting metodunda o değil, bu çalıştırsın deyince buradaki metodu override etmiş, yani üzerine yazmış, yani ezmiş oluyorum. Mantığımız bu şekilde. Onun dışında yine bu örnekle çok alakalı değil ama tamam, kare sınıfı en ve boy bilgisini artık içeriyor ama buraya atıyorum bir de private integer yükseklik diye bir şey tanımlarsanız, ki yapabilirsiniz bunu. Bu da yine çocuğun anne babada olmayan özellikleri gerçekleştirdiği durumdur. Hani anne babanın kısa, çocuğun uzun boylu olması gibi bir durumdur. Geometrik şekilleri kare kullanıyor. Onlara ekstra olarak, onlara artı olarak da bir de yükseklik diye bir değişkeni varmış. Onunla ilgili işlemleri de yine burada gerçekleştiriyor. Yani kalıtımın mantığı bu şekilde. Umarım az biraz kafanıza oturmuştur. İlerleyen derste çok daha güzel bir örnek yapacağız. Ama şu an için genel kavramlar, genel mantıklar bu şekilde. Bir sınıfı, kare sınıfını geometrik şekil sınıfından türetirken, yani kalıtırken extend anahtar kelimesini kullanıyorum. Bunu yazdığım zaman benim kare sınıfı geometrik şekildeki değişkenlere ve metotlara erişebiliyor, onları kullanabiliyor. Ben ana sınıfta, yani üst sınıfta olan bir metodu onun alt sınıfında gerçekleştirdiğimde ise aynı isimle, bu sefer onu override etmiş oluyorum. Ona ekstra özellikler veya o sınıfı özgü özelliklerle donatmış oluyorum. Buna da işte override diyoruz. Ayrıca alt sınıfta da ona özgü metotlar, değişkenler tanımlayabilirsiniz ve üst sınıfın bunlardan haberi olmaz arkadaşlar. Kalıtımın genel mantığı bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.